Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes. Fark ettiğiniz gibi bugün yanımda Melis yok. Çünkü bugün anlatacağım bir şey yok diyerek pijamalarıyla kameranın arkasında beni izliyor. Yani bugün sadece ben varım. Evet, bugün bir arkadaşım beni aradı. Şehir dışında bir şirketi var ve şirketi için sosyal medya hesaplarına video, fotoğraf, tasarım falan üretecek bir arkadaş arıyorlarmış. Dedi ki ya bu elemanı ararken hangi kriterlere bakalım? Yani hangi bölümleri okumuş olsun, hangi programları kullanıyor olsun veya nerelerde çalışmış olsun, yani ne sorular soralım, biz bu işleri pek bilmiyoruz dedi. Ben de ona bu sorular doğru sorular değil, bence bunları sorma dedim. Tabii arkadaş şaşırdı, dedi niye? Dedim oğlum bu ülkede birine sen onu bunu şu programı biliyor musun diye sorulur mu hiç? Bu ülkede herkes her şeyi biliyor çünkü. Yani bir programa girip iki şık şık yapabilen herkes o programı biliyorum der. E nerede okuduğunu da sormanın bir alemi yok. Çünkü bu ülkede gazetecilik okuyup iki cümleyi bir araya getiremeyen, fotoğrafçılık okuyup ışık nedir bilmeyen, mühendislik okuyup iki somun sıkmayan adamlar var biliyorum. E zaten nerede çalıştığını hiç sormayalım birine. Çünkü biliyorsunuz ki bu ülkede bir işe girmenin anahtarı genellikle yeteneğiniz değil, referansınızdır. Sonra arkadaşım abi ne soracağız ama biz bu adamlara dedi. Dedim kardeşim istediğini sor ama ilk önce bu zamana kadar ne hata yaptınız diye sor dedim. O da ne alaka abi dedi. İşte ben de ona bu videoda sizlere anlatacağım şeyleri anlattım. Hadi başlayalım. Bu dünyada en tehlikeli insan hiç hata yapmamış insandır. Çünkü bir insan hata yapmadığı konuda tam olarak deneyimli sayılamaz. Ben de bu yüzden kendi hayatımdan birkaç örnek anlatacağım. Çünkü ben hayatta ne öğreniyorsam halen daha hata yaparak öğreniyorum. Mesela bir gün üniversitedeyim. O zamanlarda çoğu etkinliğin fotoğraflarını ben çekiyorum. Yine otururken hoca aradı. Oğlum dedi açılış var, rektör falan da gelecek. Hemen fotoğraflarını çek. Yanımda fotoğraf makinem yok. Hemen okulun ajansına çıktım. Bir tane fotoğraf makinesini aldım. Koştura koştura yetişmeye çalışıyorum. Dekanlar orada, rektör orada, hocaları orada, misafirler orada. Herkes fotoğrafın çekilmesini bekliyor. Kaldırdım makineyi. Deklanşöre basıyorum. Ses yok. Makineyi açıp kapatıyorum. Ses yok. Bir baktım fotoğraf makinenin bataryasını almayı unutmuşum, içinde değilmiş. E ben de ne yapayım hocam, bataryayı almamışım diyemedim o kadar insanın içinde. Ağzımla şöyle yaptım. Şık 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 şık. Tabii 19 yaşındayım, yani o zamanlar aklıma gelen en mantıklı fikir buydu. Yapacak bir şey yok. Neyse. Kurdele kesildi, konfetiler uçuştu, insanlar birbirleriyle sarıldı. Hatta hatıra fotoğrafları bile çekinenler oldu. Tabii ben hiçbir şey söylemeden fakülteye döndüm. Benim yanımda da bir tane video çeken arkadaşım vardı. Dedim ona, ya fotoğraflar tamam da bana video da lazım. Videoyu verdi. Tam öyle kurdele kesilme anının karesini indirdim. Bilgisayarın başına oturdum. Geceye kadar onu böyle birazcık fotoğrafa benzeyecek şekilde düzeltmeye çalıştım. Ama benim de ömrümden birkaç yıl gitmiştir orada. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra da işte fakülteye misafirler gelmiş. Hoca aradı, dedi ki toplantı salonundayız, gel fotoğraflarımızı çek. Hemen yine ajanstan fotoğraf makinesini aldım. Ama bu sefer bak aklım yerinde, bataryayı da kontrol ettim. Hemen toplantı salonuna koştum. Fotoğraflarını çat 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 çektim. Ajansa döndüm. Tabii ki de toplantı bitti, misafirler ayrıldı. Biz de bu fotoğrafları paylaşmamız lazım. Hemen fotoğrafları bir açtım. Fotoğraflar neredeyse bembeyaz. İnsanların saçları var, kaşları var da yüzleri bembeyaz olmuş. Niye? Çünkü ben fotoğraf makinesini, bataryasını kontrol ettim ama biri gelmiş o flash'ın ayarlarıyla oynamış, canavar gibi basmış. E ben de fotoğraf çekildikten sonra şöyle bir acaba oldu mu diye bakmamışım. E ne oldu? Ben bu fotoğrafları açtım. Saatlerce o olmayan yüzleri cilt tonuyla boyadım. Yani olduğu kadar işte. Sonra hoca beni aradı. Dedi Enes'cim teşekkür ederiz ya. Bizi ne kadar güzel gencecik çıkarmışsın dedi. Diyemedim ki hocam, ben sizin yüzü baştan yaratmak zorunda kaldım. Bu hikayeyi anlatınca aklıma başka bir hikaye daha geldi. Bir gün hocamız bizden portre fotoğraf ödevi istedi. Ben de bir arkadaşımın model olması için ikna ettim. Öğleden akşama kadar portre fotoğraflarını çektim. Her şey yolunda, artık fotoğrafları da kontrol ediyorum. Ama bizim fotoğraf makinelerinde bir özellik vardır. O özelliği açtığımızda fotoğraf makinemizde hafıza kartı olmasa dahi fotoğraf çekiyormuş gibi yapar. Çeker ama bir yere kaydedemez. Ben de bu özelliği açmışım. Eve döndüğümde hiçbir fotoğrafını
elimde olmadığını gördüğümde yıkılmıştım resmen. Bakın ben şu ana kadar sadece 3 tane mesleki hatamdan bahsettim ve sadece şu 3 tanecik mesleki hatam sayesinde ben her çekim günü hafıza kartımı, bataryamı falan kontrol ederim. Hatta deli gibi yedek hafıza kartı ve batarya bulundurmaya çalışıyorum. Bir de her çekim günü ayarlarımı, ekipmanlarımı falan kontrol ederim ki bir sorun çıkmasın. Düşünün. Belki de ben bu hataları yapmasaydım ilk hatamı çok kritik, çok önemli bir günde yapacaktım. Bunun önüne geçti belki de hatalarım. Bir de ben bu yaptığım hatalar nedeniyle ortaya çıkan sorunları çözebilmek için birçok düzeltme ve kurtarma yöntemleri öğrendim. Onlar da benim daha sonraki zamanlarda çok işime yaradı. Ben size mesleki olarak yaptığım yüzlerce hata anlatabilirim ama biraz da mesleki olmayan hatalarımdan bahsedelim. Çünkü ben ne öğrendiysem dediğim gibi hatalarımdan öğreniyorum. Mesela ortaokul bitmiş, yaz tatili başlamış, arkadaşımla bisikletlerle coşuyoruz. Yani Antalya yaz ayları, güneş cayır cayır, ortalık parıl parıl. Ama bizim kafamızda da kasklar yok, güneş gözlükleri var. Bakın burada değil, burada duruyor. Havalıyız ya işte, artistiz. O zamanlarda Antalya yeni böyle arabalar için alt geçitler yapıldı. Dedim bunların da bir sift dağını yapalım, hiç görmemişiz, içinden bir geçelim dedik. Ama bende bir özellik var. Ben çok aydınlık bir yerden karanlık bir yere girince benim gözler orada alışmakta bayağı bir zorluk çekiyor. Neyse ilk alt geçite girdik. Sorun yok işte, karanlık maranlık, dümdüz girdim çıktım. İkinci alt geçit girdim çıktım. Şöyle Antalya'yı biraz gezdik dolaştık, sıra geldi 3. alt geçite. Sonra teker böyle bir taşa mı ne takıldı, direksiyon sallandı, tak, bu böyle gözüme düştü. Tünele girdik, ben hala dengemi sağlamaya çalışıyorum, elimi de bırakamıyorum düşmemek için, gözlüğü kaldıramıyorum. Ya dedim ne olacak, tüneller dümdüzdü, bunda da dümdüz girer çıkarım, biraz toplayınca da gözlüğü kaldırırım dedim. Meğer tünel dönüyormuş, ben bunu düşünce anladım. İşte ben o gün en az 3 şey öğrendim. 1. Güneş gözlüğünü güneş ışığında kullanmalıyım. 2. Sürüşümü zorlaştırabilecek veya bir sorunu neden olabilecek bir aksesuar bulundurmamalıyım. 3. Özellikle bilmediğim bir yoldaysam ekstra dikkatli olmalıyım. Neyse, bisiklet demişken aklıma bir bisiklet hikayem daha geldi. İşte yıllar geçti, artık gece sürüşleri falan da yapabiliyorum. Bisikletimde de önden veya arkadan beni fark edebilecekleri ışıklandırmalarım da var. İşte sokak lambaları da yolları aydınlatıyor. O şekilde ben sürüşümü tamamlayabiliyorum. Neyse gece 2 mi 3 mü ne ben giderken bir anda bölgenin bütün elektrikleri kesildi. Evet, arkadan önden biri gelse beni fark edebilir de ben dünyayı fark edemiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Işıklarım yetmiyormuş. Lan dedim, evet sağ salim tek parça döneyim. Bulabildiğim önümü gösterebilen en iyi ışığı alacağım Allah'ım dedim ya. Neyse bisikletten uzaklaşalım, başka bir hikaye geçelim. Bir gün ben Çanakkale'deyim. O zamanlar da bayağı bir süredir koşular falan yapıyorum. Antrenmanlara hiç ara vermeden devam ediyorum. Bir de o zamanlar benim başka bir YouTube kanalım var. Böyle koşuyla ilgili falan bilgiler veriyorum. Ben o zamanlar şunu fark etmiştim. İşte koşuya ağrıyla başladığımda böyle 4-5 kilometre sonra ağrılarım sona eriyordu, azalıyordu. Dedim ki ben bu bilgiyi insanlara anlatayım. Diyorum ki videoda, İşte antrenmanın başında ağrınız olabilir, koşuya devam edin, ağrınız geçecektir. Ne oldu biliyor musunuz? Benim o gün bir sakatlığım varmış ama ben koşuya devam ettiğim için sakatlığım ağırlaşmış ve ben aylarca koşamadım bu yüzden. Ama bu bana bir şey kattı. O günden bu yana ben tamamen bilmediğim bir konuyu hiçbir şekilde anlatmadım. En ufak bir ağrım varsa 5-10 dakikadan fazla antrenmanı sürdürmedim. Eğer sert bir acım varsa hemen antrenmanlarımı sona erdirdim. YouTube bize ne kattı videomuzu da anlatmıştık. Bir gün bisikletlerle çekime çıktık. İşte sesimizi alabilsin diye de yaka mikrofonları taktık. Çekimin yarısı bitti. Biz bir baktık, mikrofon alıcımızın kablosu kameraya takılmamış. Allah'ım ses yok. Neyse tekrar çektik. Ama o günden sonra her çekime başlamadan önce şunu yapıp monitörden mikrofon ses alıyor mu diye kontrol etmeye başladık. Ama bu bizim işimize çok yaradı. Çünkü telafisi olmayan çekimlerin güme gitmesinin önüne geçmiş olduk. Size bunlar gibi özel hayatımdan, spor, hobi, sanat, eğitim ve iş hayatımdan yüzlerce hata anlatabilirim. Ve bu hatalar sayesinde edindiğim deneyim ve kazanımlardan bahsedebilirim. Şu ana kadar pek izlenmiyoruz ama ileride bir talep olursa bu hataların devamını seve seve çekerim.
İşte videonun başında bahsettiğim arkadaşıma bunun gibi bazı anılarımdan bahsettim ve ona dedim ki eğer bir çocuk sobaya dokunursam elim yanmaz diyorsa o çocuğa güvenme. Çünkü her an her şeyi yapabilir. Mümkünse o çocuğu sobalı odada oturtma. Eğer bir çocuk ben sobaya dokunursam elimin yanacağını biliyorum diyorsa o çocuğa biraz güven ama yine de ne olur ne olmaz yanında oturt. Ama bir çocuk sobaya dokunmuş ve daha önce eli yanmışsa o çocuğa sonuna kadar güven. İstersen o çocuğu sobanın yanında oturt. Çünkü insanın bilgiyle 3 temel ilişkisi vardır. 1. Bilmemek. 2. Bilmek. Ve 3. Deneyimlemek. Mesela bence 10 konuyu bildiğini söyleyen insandansa 5 konuda hata yaptığını bilen insan daha değerlidir. Fakat doğruyu bilmeyenler, hata yaptıklarını bilmeyenler, hata yaptıklarını kabul etmeyenler ve sürekli aynı hataları yapanlar konumuz değil. Mesela hiç kaza yapmamış birinin arabasına binmek büyük risktir. Veya hayatında hiç büyük dezavantajı olmayan birinden kişisel gelişimi sözleri dinlemek gereksizdir. Ayrıca hiç hata yapmamaya çalışmak veya yaptığınız hataları gizlemeye çalışmak ise büyük eksikliktir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hata ile yanlış farklı şeylerdir. Çünkü hata bilmeden yapılır. Eğer bile bile yapıyorsanız buna hata değil, yanlış veya günah denir. Daha fazla vaktinizi almadan ne diyelim? Hoşça kalın, azıcık da hata yapın.